Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere 5. üniteden karma sorularla ilgili 4. testi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda ki eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerini tutacak biçimde kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar adın yerini tutuyorsa ki eki o zaman bizden neyi bulmamızı istiyor? İlgi zamirini bulmamızı istiyor arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda Servet Fuhr'un dönemindeki roman anlayışını bize anlattı cümlesinde. Bakın ki ekini gördük. Burada roman isim hangi roman? Servet Fuhr'un dönemindeki roman. Hangi sorusuna cevap verdiği için burası nedir arkadaşlar? İşaret sıfatıdır. O halde burası işaret sıfatı ise buradaki ki nedir? Bu da sıfat yapan ki eki olarak karşımıza çıkar. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda Yakup Kadri'nin romanlarındaki kurgu gerçeğe yakındır. Bakın kurgu isim. Hangi kurgu? Yakup Kadri'nin romanlarındaki kurgu. Hangi sorusuna cevap verdiği için yine burası işaret sıfatıdır. Burası işaret sıfatı ise buradaki ki eki de sıfat yapan ki eki olarak karşımıza çıkar. O yüzden biz B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneği dursun. D seçeneğine baktığımızda Cahit Sıtkı'nın şiirlerindeki imge yapısı hakkında makale yazmış. Bakın imge isim. Hangi imge? Cahit Sıtkı'nın şiirlerindeki imge. Burada da isme sorduğumuz hangi sorusuna cevap aldığımızdan dolayı burası işaret sıfatıdır. Arkadaşlar buradaki ki de işaret sıfatına eklendiği için sıfat yapan ki eki olarak karşımıza çıkar. Bundan dolayı biz D seçeneğini denemiş oluruz. Dergideki öykülerinde iç monolog tekniğini kullanmış. Bakın öykü isim. Hangi öykü? Dergilerindeki öykü. Hangi sorusuna cevap verdiği için burası işaret sıfatıdır. Arkadaşlar burası işaret sıfatı ise buradaki ki nedir? Yine sıfat yapan ki eki olarak görülür. Ve bundan dolayı E seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise öykünün şahıs kadrosu romanınki kadar geniş değildir cümlesinde. Buradaki ki arkadaşlar neyin yerine geçmiş? Şahıs kadrosunun yerine geçmiş. Şahıs kadrosu belirtisiz isim tamlaması. Zamirler ismin yerine geçer. Bakın bunlar da isim. Şahıs kadrosu da isim. İsmin yerine geçtiği için biz buna ne diyoruz? Zamir diyoruz. Bunun adı nedir arkadaşlar? İlgi zamiridir. Bakın ki ismin yerine geçmiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde zarf cümlenin anlamını kesinlik bakımından belirtmemiştir? Arkadaşlar bildiğiniz gibi kesinlik ve ihtimal bildiren sözcükler cümlede durum zarfı olarak kabul edilir. Seçeneklere baktığımızda A seçeneği dursun. Bir gün mutlaka aydınlığa ulaşacağız cümlesinde. Mutlaka sözcüğü burada durum zarfıdır ve görmüş olduğunuz gibi cümleye ne anlamı katmıştır? Kesinlik anlamı katmıştır. Bu yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Her şeyin başı sevgidir elbette. Elbette sözcüğü de kesinlik bildiriyor ve durum zarfı görevinde kullanılmıştır. O yüzden ben C seçeneğini denemiş olurum. Asla böyle bir teklifi kabul etmeyecektir. Asla sözcüğü de durum zarfı ve cümleye bakın bu da kesinlik anlamı katmıştır. O yüzden ben D seçeneğini denemiş olurum. Kuşkusuz romancı yaşadıklarından beslenir. Bakın kuşkusuz sözcü de durum zarfıdır ve cümleye kesinlik anlamı katmıştır. Bundan dolayı E seçeneğini denemiş oluruz. Fakat A seçeneğine baktığımızda sınava daha önce herhalde girmemişti cümlesinde. Herhalde sözcü durum zarfıdır. Fakat cümleye ne anlamı katmış arkadaşlar? İhtimal anlamı katmış. Kesinlik anlamı katmadığı için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Romanı yazarken yaşadıklarınızdan yararlandınız mı? Evet, yararlandım. Yukarıdaki altı çizili sözcük aşağıdakilerden hangisine örnektir diyor. Arkadaşlar altı çizili sözcüğün evet olduğunu görüyoruz. Ve dikkat edecek olursanız soruya yanıt olarak karşımıza çıkmakta. O halde bu sözcük nedir? Yanıt belirticidir. Yani cevap belirticidir arkadaşlar. Seçeneklerde baktığımızda yaklaşıklık demiş, elemiş oluruz. Sınırlama demiş, elemiş oluruz. Dilek demiş, eleriz arkadaşlar. Olasılık elenir. Bakın yanıt belirteci demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
İçin sözcüğü cümleye uğruna anlamı katmıştır. A seçeneği dursun. Yazar karakterleri başarılı yansıttığı için eserleri beğeniliyor. Bakın, beğeniliyor sonuç. Peki neden yazarın eserleri beğeniliyor? Karakterleri başarılı bir şekilde yansıttığı için. İçin sözcüğü burada görmüş olduğunuz gibi cümleye sebep, yani neden sonuç ilişkisi kurmuş. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Şiir etkileyici bir üslupla yazıldığı için insanları coşturuyor. Coşturması sonuç. Peki neden insanları coşturuyor? Etkileyici bir üslupla yazıldığı için. Bakın, için edatı arkadaşlar, burada da cümleye sebep, yani neden sonuç ilişkisi kurmuş. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. Yazar öykülerinde gerçekleri yansıtmak için uğraşmış. Uğraşmış sonuç. Peki hangi amaçla uğraşıyor arkadaşlar? Gerçekleri yansıtmak amacıyla uğraşıyor. Burada da dikkat edecek olursanız bu cümle amaç sonuç cümlesidir. İçinde burada amaç anlamı katmıştır. Zaten mak için, mek için olursa amaç anlamı katar. Bundan dolayı biz D seçeneğini de demiş oluruz. Servet-i fonuncular ağır ve süslü bir dil kullandıkları için eleştirilmiş. Eleştirilmesi sonuçtur. Peki neden eleştiriliyorlar? Ağır ve süslü bir dil kullandıkları için. İçin sözcüğü burada da cümleye sebep sonuç anlamı katmıştır. Neden sonuç anlamı katmıştır? O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise nice genç vatanı için canından oldu. Nice genç vatanı uğruna canından oldu desek arkadaşlar. Bakın, için sözcüğü cümleye uğruna anlamı katmıştır. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A seçeneği dursun. İkinci sözcük zaman belirtecidir. Akşamları eşkıyalar basardı. Basmak fiil, ne zaman basardı? Akşamları. Fiile sorduğumuz ne zaman sorusuna cevap verdiği için burası nedir? Zaman zarfıdır arkadaşlar. B seçeneği doğrudur, elemiş oluruz. Üçüncü sözcük cümleye sebep anlamı katan bir belirteçtir. Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem. Neden sevmem? Bu yüzden. Bakın, neden sorusuna cevap vermiş. O yüzden cümleye neden, yani sebep anlamı katmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük kesinlik anlamı taşıyan bir belirteçtir. Hiç sevmem. Ne kadar sevmem? Hiç. Görmüş olduğunuz gibi hiç ifadesi kesinlik bildiriyor ve zarf görevinde, miktar zarfı görevinde. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük azlık çokluk belirtecidir. Konuş biraz. Konuşmak fiil. Ne kadar konuşsun? Biraz. Ne kadar sorusuna cevap verdiği için burası nedir arkadaşlar? Miktar zarfıdır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise birinci sözcük eylem anlamı taşıyan bir belirteçtir demiş. Benim doğduğum köyler derken köy isim, hangi köyler? Benim doğduğum köyler. Arkadaşlar, hangi sorusuna cevap verdiği için burası işaret sıfatıdır. Bakın, belirteç demişti. Belirteç değil. Anası mezar dikecekmişten dık dık sıfat fiilekini almış. Yani fiilimsi özelliğini, fiil özelliğini devam ettiriyor. Fiilimsi sözcük ama işaret sıfat olarak kullanıldığı için bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi belirteç olarak kullanılmamıştır diyor. Neden böyle düşman görünürsünüz ifadesinde? Bakın, görünmek fiil. Buradaki neden sorusu görünmek fiilini belirtiyor. O halde neden sözcüğü nedir? Soru zarfıdır arkadaşlar. Dolayısıyla belirteç görevinde kullanıldığını görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. Görünmek fiil. Nasıl görünür? Düşman görünür. Fiile sorduğumuz nasıl sorusu durum zarfını ortaya çıkarır. Bakın, bu da durum zarf olarak kullanılmıştır. Bunu da elemiş oluruz. Yani belirteç görevinde. Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Bilmek nedir? Dık dik sıfat fiilekini aldığı için fiilimsi olan bir sözcüktür. Nasıl bildiğim? Dost bildiğim. Durum zarfı. Ne zaman? Yıllar yılı. Yıllar yılı sözcüğü. Bildiğim kelimesini zaman yönünden belirttiği için burası zaman zarfıdır. Bu da belirteç görevinde kullanılmıştır. Bunu da elemiş oluruz. Zamanla nasıl değişiyor insan? Değişmek fiil. Bakın, nasıl sözcüğü fiil olan bir sözcüğü belirtmiş. Soru yoluyla belirtmiş. O yüzden burası da nedir? Soru zarfıdır. Bunu da elemiş oluruz. Hangi resmime baksam ben değilim. Resim isim.
hangi sözcüğü resim kelimesini belirtiyor? Ve soru yoluyla belirtmiş. İsimleri belirten sözcüklere biz ne diyoruz arkadaşlar? Sıfat. Soru yoluyla belirttiği için de buna soru sıfatı denir. Bundan dolayı doğru cevabımız 5 numaranın yer aldığı E seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi belirteç olarak kullanılmamıştır? Bakalım. Bir vapur gibi uğuldayarak hışımla sırılsıklam ansızın karşıma çıktı. Arkadaşlar çıkmak fiil. Nasıl çıkmış? Uğuldayarak. Nasıl sorusuna cevap verdiği için burası nedir? Durum zarfıdır. O yüzden biri elemiş oluruz. Nasıl çıkmış? Sırılsıklam. Bakın iki de durum zarfı görevinde. Bunu da elemiş oluruz. Nasıl çıkmış? Ansızın. Bu da durum zarfı olur. Bunu da elemiş oluruz. Başıboş bir vapur gibi kara sularıma girmiş gizlice. Girmek fiil. Nasıl girmiş? Gizlice. Nasıl sorusuna cevap vermiş ve fiili belirttiği için bu da durum zarfıdır. Bunu da elemiş oluruz. Burada 4 numaralı sözcüğe baktığımızda başıboş bir vapur demiş. Vapur isim. Nasıl vapur? Başıboş bir vapur. Başıboş sözcüğü ismi belirtmiş ve nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatıdır. Bize belirteç olarak kullanılmayan sormuştu. 4 numaralı sözcük niteleme sıfatı olarak kullanıldığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eyleme sorulacak nasıl sorusuna yanıt alınamaz? Eyleme sorulacak nasıl sorusu neyi verir arkadaşlar bize? Durum zarfını verir. Seçeneklere baktığımızda ben kalbimi gözyaşımla yıkayarak geliyorum. Geliyorum fiil. Nasıl geliyorum? Gözyaşımla yıkayarak. Yıkayarak sözcüğü burada durum zarfıdır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Tutmak fiil. Nasıl tutuyorum? Mıh gibi. Burası nedir? Durum zarfıdır. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneği dursun. Ağlaya ağlaya kan çanağına döndü gözlerim. Kan çanağına dönmek deyim ve aynı zamanda dönmek sözcüğü nedir burada? Fiildir ve yüklemdir. Nasıl kan çanağına dönmüş gözleri? Ağlaya ağlaya. Nasıl sorusuna cevap verip fiili belirttiği için burası da durum zarfıdır. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Bir bahçeden sonsuz bir çöle yürüdük yalın ayak. Yürüdük fiil. Peki nasıl yürüdük? Yalın ayak yürüdük. Yalın ayak sözcüğü de burada durum zarfı olarak kullanılmıştır. O yüzden biz E seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise ben geldim geleli açmadı gökler. Açmadı fiil. Ne zaman? Ben geldim geleli. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için burası zaman zarfıdır. Durum zarfı kullanılmadığı için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki altı çizili söz öbeklerinden hangisi belirteç görevinde kullanılmamıştır? Uyanır uyanmaz oturuyor yazı masasının başına. Bakın oturuyor fiil. Ne zaman oturuyor? Uyanır uyanmaz. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için burası zaman zarfıdır. Belirteç kullanılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Çıkar çıkmaz kendi kendime çatmaya başladım. Başladım fiil. Ne zaman başladım çatmaya? Çıkar çıkmaz. Görmüş olduğunuz gibi burası da ne zaman sorusuna cevap verdiği için zaman zarfıdır. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş oluruz. Eve gelir gelmez soru çözmeye başlamıştı. Başlamıştı fiil. Ne zaman? Gelir gelmez. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için burası da zaman zarfıdır. Bunu da elemiş oluruz. Oraya gider gitmez bana mutlaka haber ver. Ver fiil. Ne zaman haber versin? Gider gitmez. Burası da ne zaman sorusuna cevap verdiği için zaman zarfıdır. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Olur olmaz işlerle uğraştığı için babası ona kızıyordu. Bakın iş isim. Nasıl işler? Olur olmaz işler. Arkadaşlar isme sorduğumuz nasıl sorusu niteleme sıfatını verir. Zarf görevinde değildir altı çizili sözcük. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 10. soru. Yoldan geçen otobüslerin kaldırdığı tozların arasında yürüdü. Bu cümle aşağıdaki sözlerden hangisiyle tamamlanırsa ötekilerden farklı bir zarf türü ortaya çıkar. Bakalım. Yürümek fiil. Şimdi fiile soruyoruz. Nasıl yürüdü? Güçlükle. Nasıl sorusuna cevap verdiği için burası nedir arkadaşlar? Burası durum zarfıdır. Nasıl yürüdü? Hızlıca.
yine nasıl sorusuna cevap verdiği için hızlıca sözcü de durum zarfıdır. Nasıl yürüdü? Ağır ağır yürüdü. Yine nasıl sorusuna cevap verdiği için bu da durum zarfı olur. Nasıl yürümüş? Kızgınlıkla. Bu da nasıl sorusuna cevap vermiş? O halde bu da arkadaşlar durum zarfıdır. Ne kadar yürüdü? Epeyce. Bakın ne kadar sorusuna cevap verdiği için burası ne olur? Miktar zarfı olur arkadaşlar. Diğerlerinden farklı olduğu için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdakilerin hangisinde yüklemi zaman bakımından sınırlayan bir sözcük kullanılmamıştır? Geceleyin yalnızlığımı kendime böldüm bin parça, böldüm fiil. Ne zaman böldüm? Geceleyin. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için burası zaman zarfıdır. Fiili zaman bakımından sınırlayan bir sözcük kullanılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluyoruz. Bugün hüznün en kutsal rengini gördüm düşümde. Görmek fiil. Ne zaman gördüm? Bugün. Bugün sözcüğü de zaman zarfıdır. O yüzden bunu denemiş oluruz. Rüyalarımı bir film gibi başa sararım her gece. Sarmak fiil. Ne zaman sararım? Her gece. Bakın burası da zaman zarfıdır. Bunu denemiş oluruz. Bir mevsimi bin mevsim gibi yaşadım sonbaharda. Yaşamak fiil. Ne zaman yaşadım? Sonbaharda. Burası da zaman zarfıdır. Bunu denemiş oluruz. Akşamları severim. Ben alacakaranlık akşamları ifadesinde bakın sevmek fiil. Ne zaman severim olmuyor. Neyi severim? Akşamları. Akşamları sözcüğü burada isimdir. Neyi severim? Alacakaranlık akşamları. Burası da isimdir arkadaşlar. Burada akşam sözcükleri cümleye zaman anlamı katmamış. Bunlar isim görevinde kullanılmıştır. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda bu dizelerdeki en sözcüğünün görevi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru açıklanmıştır? Bakalım nasıl kullanılmış. Dünyanın en güzel kadını oydu. Saçlarını tarasa baştan başa Rumeli. Arkadaşlar kadın isim. Nasıl kadın? Güzel kadın. İsme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için burası niteleme sıfatıdır. Peki ne kadar güzel kadın? En güzel kadın. Bakın en sözcüğü burada sıfatı belirten bir üstünlük zarfı olarak karşımıza çıkmaktadır ki bildiğiniz gibi arkadaşlar miktar zarfları ya da üstünlük zarfları sıfatı da belirtebilir. Seçeneklere baktığımızda adlaşmış sıfatı derecelendirme. Bu olmaz arkadaşlar. B seçeneği dursun. Fiili azlık çokluk bakımından belirtme. Bu da değil. Fiilimsiyi azlık çokluk bakımından belirtme. Bu da değil. Eylemi miktar bakımından sınırlandırma. Bu da değil. B seçeneğine baktığımızda ise sıfatın derecesini belirtmek için kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, bu doğrudur. Bakın biz ne demiştik? Şuradaki güzel sözcüğü sıfat demiştik. Bu da sıfatın derecesini belirtmek için kullanılmış. O yüzden B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Evet arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.